Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber hepinizin eminim çok merak ettiği bir sorunun karşılığını bulmaya çalışacağız. Bitcoin'de kritik yükseliş noktası neresi? Şimdi destek ve direnç noktalarını sizlere defalarca kere verdik. Fakat destekleri ya da dirençleri aşması durumunda bile arkadaşlar burada tutunamadığını gözlemledik. Asıl hangi noktayı aşarsa Bitcoin için çok kritik bir nokta. Bunu bu videoda sizlerle beraber analiz edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar her videomuzda söylediğim gibi Twitter kanalımızı takip etmenizi öneririm. Expert alt-tire para şeklinde geçiyor. Ve son gelişmeleri sizlerle video çekemediğimiz zamanlarda buradan paylaşıyorum. Ayrıca emeğe karşılık olarak da bu videoyu şu anda durdurup beğenirseniz ve bir yorum yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Hemen Bitcoin analizimizden videomuza başlayalım hızlıca. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımızda dün destek noktamızı tam milimetrik olarak test ettiğini gözlemliyoruz. Şuradan da işaretleyeyim sizlere. Hatta 3 gün öncesinde de tam direncimizi test etmişti. Burada zaten baktığınızda iğnelerin ne kadar tam milimetrik olarak işlediğini de gözlemliyoruz. Hatta şu şekilde biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi 63.174 dolardaki dirence değiyor ve akabinde tekrardan düzeltmeye giriyor. Ve dün de arkadaşlar 58.913 dolardaki destek noktasından geri kendisini yukarı attığını gözlemledik. Dün peki bu düşüş neden geldi? Bildiğiniz gibi ABD enflasyon verisi açıklandı ve beklentilerin üzerinde geldiğini gözlemledik. Şimdi beklentilerin üzerinde gelince piyasada ne tedirginliği oldu? Acaba faiz indirimi bu sefer pas geçilebilir mi? Çünkü enflasyon istenen seviyede düşmemiş. Belki önümüzdeki faiz indirimini Fed pas geçebilir şeklinde piyasada bir korku oluştu. Bu düşüşün sebebi de buydu arkadaşlar. Fakat sizin şahsi görüşünüz ne diye soracak olursanız arkadaşlar ben 25 bas puanlık bir indirim bekliyorum. Şimdi 50 bas puanı da piyasa fiyatlamıştı. Fakat dünkü veriden sonra 25 bas puan tam olarak gelecek gibi duruyor. Yani 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentim bulunuyor. Pas geçmesini beklemiyorum. Bu da ister istemez piyasada tekrardan yukarı yönlü hareketlere devam edeceğimizi gösteriyor. Şimdi buradaki kritik noktaları sizlerle beraber bir inceleyelim. Bitcoin bugün videomuzun ana konusunu oluşturuyor. Arkadaşlar Bitcoin'de en kritik nokta neresi diye soracak olursanız grafiğimiz gördüğünüz gibi günlük grafikte Bitcoin'de ve uzun zamandır Bitcoin'de bir düşen trend grafiğimiz vardı. Bu grafiğin ne zamandan beri alındığını sizlere göstereyim. 13 Mart 2024 tarihinden itibaren arkadaşlar gördüğünüz gibi düşen bir trend çizgimiz olduğunu gözlemliyoruz. Bitcoin bu trend çizgisini ne zaman kalıcı olarak aşarsa artık o zaman Bitcoin'de asıl yükselişlerin geleceğini müjdesini sizlere verebilirim. Mesela bugünkü baktığımızda bu trend çizgisinin noktası neresi arkadaşlar? Bugün bazlı baktığımızda 65.656 dolar seviyesi. Yani Bitcoin şu anda 60.753 dolarda. Bu noktayı eğer aşarsak ve tutunursak yani bugün arkadaşlar 65.706 dolar. Fakat şuradan baktığımızda hatta şu şekilde biraz daha sağ tarafa doğru çekeyim. Bu trend çizgisinin gitgide aşağı doğru gittiğini gözlemleyeceksiniz. Böyle mesela grafiğimizi az daha daraltayım sizlere daha net görmeniz açısından. Bu grafikte mesela bakın bizim direnç noktamızla bu trend çizgisinin düşen trend çizgisini kestiği noktanın arkadaşlar tam olarak şurası olduğunu gözlemliyoruz. Bu tarihte bize nereye getiriyor? 19 Aralık seviyelerine getiriyor. Eğer Bitcoin'de daha öncesinde yukarı yönlü çok sert bir hareketlenme olmazsa bu tarihlere arkadaşlar not almanızı istiyorum sizlerden. Ama bir hafta önce olabilir ama bir hafta sonra olabilir. Gördüğünüz gibi sürekli düşen bir trend var. Bunun üzerinde Bitcoin'in tutunması ve artık yükselen trende girmesi gerekiyor aslında. Çok geçmiş vadeli grafiğe baktığımızda aslında Bitcoin'in şu anda hala yükselen trendde olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Bitcoin bildiğiniz gibi 16.000 dolardan 60.000 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Çok geçmişe gitmiyoruz fakat gördüğünüz gibi benim bu düşen trend çizgim Mart'tan itibaren bugünü kapsadığını özellikle söylüyorum sizlere. Yani şunu diyebilir birçok takipçimiz. Hocam işte Bitcoin'de nasıl düşen bir trend var? Çünkü Bitcoin'de
düşen trend hocam 16 bin dolardan 18 bin dolardan şu anda 60 bine kadar gitti. Yükselen trend olması gerekiyor diye birçok kişi söyleyecektir eminim. Fakat bu dediğim gibi düşen trend 23 Mart'tan beri gelen bir düşen trend arkadaşlar. Bunun üzerine Bitcoin'in kendisini atması gerekiyor. Yani bizim tahminlerimizde Bitcoin'de asıl yükseliş beklenti olan tarihlerimizde 2024'ün son çeyreği yani Ekim, Kasım, Aralık ayları ve 2025'in ilk çeyreğiydi. Yani Ocak, Şubat, Mart ayları. Yani artık son 6 aylık periyodun içinde olduğumuzu daha önceki videolarda da defalarca kere söylemiştim. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu düşen trend sürekli fiyatsal olarak aşağı yönlü düşüyor. Mesela 19 Aralık'ta bizim direncimizle kesişiyor. Hatta şuradan biraz daha ileriye aldığımda 13 Nisan'da da bizim destek noktamızdan kesiştiğini görüyoruz. Fakat şöyle bir şey de var. Bitcoin'de mesela 2 gün sonrasında ya da 3 gün sonrasında çok olumlu bir haber gelir. Mesela Bitcoin'le ilgili çok güzel bir haber gelir. Yani Bitcoin arkadaşlar bu düşen trendin 3 gün içerisinde de yukarı atabilir. 1 hafta içerisinde de atabilir. Bizim direncimizden kesiştiği noktanın sadece 18 Aralık, 17 Aralık seviyeleri olduğunu söylemek istiyorum. Eğer Bitcoin stabil bir şekilde akümüle olursa, yani direnci gördüğünüz gibi defalarca kere açtık. Fakat her seferinde arkadaşlar, hatta şu şekilde de işaretleyeyim. Buradaki düşen trendten Bitcoin geri döndü. Mesela baktığımızda 27 Eylül'de 66 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin tırmanmış. Fakat burada bizim düşen trendimize değmiş ve geri aşağıya inmiş. Şurada mesela baktığımızda arkadaşlar Bitcoin 69 bin dolar seviyesine kadar tırmanmış. Fakat günlük mumda gördüğünüz gibi tutunamadığını ve geri düşen trendin altına indiğini gözlemliyoruz. Yani günlük kapanışların gelmesi çok çok önemli trend çizgisinin üzerinde. 70 bin dolara kadar Bitcoin tırmanmış. Fakat akabinde arkadaşlar çok sert bir düşüş geldiğini, yani düşen trendin altına indiğini buradan da gözlemliyoruz. Yani vakit olarak illa Aralık ayı gelecek diye bir şey yok. Dediğim gibi olumlu haberler piyasaya pompalanmaya başlanırsa belki bir hafta içerisinde, belki bir ay içerisinde yükseliş gelebilir. Fakat tarihsel olarak bizim direncimizden düşen trend çizgimizin kesiştiği nokta bizlere 17-18 Aralık seviyelerini gösteriyor. Bu tarihleri özellikle takip etmemiz gerekiyor. Yani artık her şeyin arkadaşlar son aşamasına geldiğimizin müjdesini de verebilirim sizlere. Bitcoin'in dominansına bakalım hemen. Bitcoin'in dominansı %58.37 seviyelerinden şu anda %57.68'e kadar geriledi. Bu tabii ki altcoin market cap'te Bitcoin'in dominansının özellikle şu son 2 günde düşüşü altcoin market cap'e pozitif yansıdığını gözlemliyoruz buradan baktığımızda. Coin market cap'in komple market cap değeri 2 trilyon 120 milyar dolar seviyesinde ve ilk 10'da yine değişiklik olmadığını gözlemliyoruz. Toncoin Tron'u geçmişti mesela. Tron şu anda Toncoin'i geri geçti. Çünkü Toncoin'de bir fiyat düşüşü geldi bildiğiniz gibi. Fakat tekrardan geçeceğini ben yatırım tavsiyesi olmamakla beraber düşünüyorum. Özellikle Toncoin, Dogecoin'den de Tron'dan da birçok coin'den şu ilk 10'daki arkadaşlar neredeyse 3-4 coin'den daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Çünkü Telegram tüm dünyada kullanılıyor şu anda baktığımızda. Peki yatırımcılar neler yapıyor? Hemen korku seviyesini bir inceleyelim. Yatırımcıların korku seviyesi arkadaşlar bugün 32 seviyesinde, yani insanlar korkuyorlar. Dün 39 puandaydık, geçen hafta 49 puandaydık. Gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş var. Zaten kırmızı noktaya hala girmedik. Kırmızı nokta 0 ile 25 arasını gösteriyor. Burası ekstra korku seviyesi arkadaşlar. Şu turuncu olan bölgedeyiz şu anda ve 32 puan, yani 25'e bayağı yakınız. Eğer piyasa yukarı yönlü gitmezse insanların korku seviyesi daha da artacaktır. Zaten insanlar korkarken genelde biz alıyoruz. İnsanlar şu yeşil seviye, yani ekstra açgözlülük seviyesine geldiklerinde de biz genelde pozisyon kapatıyoruz. Profesyonel yatırımcılar bu şekilde hareket ediyorlar. Bir haberimiz var arkadaşlar. Cointelegraph'ta çıkan Bitcoin'de yükselişin vakti artık geldi mi şeklinde bir haber. Deneyimli bir trader Bitcoin'in 150 bin dolara ulaşabileceğini iddia etti. Aslında az önceki bizim Bitcoin grafiğini incelediğimizde de artık Bitcoin'de yükselişin an meselesi olduğunu da buradan gözlemleyebiliyoruz. Silkeleme hareketleri oluyor ara ara. Fiyatları aşağı yönlü düşürüyorlar. Fakat dediğim gibi burada küçük yatırımcıyı döküyorlar mı? Evet, döküyorlar. Kendileri de daha aşağıdan topluyorlar.
Fakat Bitcoin'in yükseleceğine şu anda birçok kurumsal şirket, birçok profesyonel trader kesin gözüyle bakıyor şu anda, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yani ilerleyen zamanlarda Bitcoin'deki bir yükseliş kaçınılmaz şekilde görünüyor. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bitcoin'de olası yükseliş noktasını ve tarihimizi inceledik. Dediğim gibi bunu sürekli videolarımızda inceleyeceğiz. Zaten olası istisnai bir durum olursa, burası kırılırsa da Twitter'dan sizlere anında duyurusunu yapacağım bunun. O yüzden Twitter kanalımızı takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize saygılarımla, sevgilerimle arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.